Hello değerli hocam. Önceki dersimizde mitoz bölümü öğrendik. Güzel de sorularımızı çözdük. Şimdi seninle beraber gamet oluşturabilmek için, üreme hücresi oluşturabilmek için gerçekleştirdiğimiz mayoz bölünmeden bahsedeceğim. Mayoz bölünmede mitoz bölünmede de benzer olarak duymuş olduğun evreler var. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz, interfaz evreleri yine duyacağız değerli hocam. Farklı olarak birkaç şey daha söyleyeceğim. Crossing over gibi, homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi gibi, sinaps gibi, kiyaz mı gibi ifadelerden bahsedeceğim. Uzun bir dersimiz olacak. Dikkatle beni dinlemeni senden rica ediyorum. Kanalıma abone değilsen de abone olur beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi de unutmuyorsun hocam. Hazırsak dersimize başlayalım. Kıymetli hocam mayoz bölümüne baktığımız zaman amaç nedir diye sana soracaklar. Diyeceksin ki mayoz bölümünün amacı üreme hücresi üretebilmektir. Sperm gibi yumurta gibi gamet üretebilmektir. Peki mayoz bölüme geçirebilmek için kaç kromozomlu olman gereklidir dersek iki n kromozomlu yapıya sahip olmalısın. İki n kromozomlu bu mayoz geçirebilen hücrelere verdiğimiz isim üreme ana hücresi. Ben sana bölünme ile ilgili kavramlarda bu bölümden bahsetmiştim. Üreme hücresi kaçan kromozom demiştim. En demiştin üreme ana hücresi kaçan kromozomdur. Onlar değerli hocam iken kromozomlu yapıya sahip. Mayoz bölüme bittiği zaman ne oluyor diye sorarsak totalde 4 tane yavru hücre oluşuyor. Bunlara sperm ya da yumurta olarak adlandıracağız. Dersin sonunda bu kısımdan tekrar bahsedeceğim. Mayoz bölümü de amaç diploid olan kromozom sayısını 2 neye düşürebilmek? Ene düşürebilmek aklında şu şekilde tutabilirsin. Mayoz bölünmenin ortasındaki Y harfinden kromozom sayısının iki 2 enden ene düştüğünü, yarıya düştüğünü kafanda tutabilirsin hocam. Peki mayoz bölünme kaç basamaklıdır diye sana sordukları zaman diyeceksin ki mayoz iki basamaktan oluşur. Mayoz bir ve mayoz iki olmak üzere iki basamaklıdır. Mayoz bir de şunu yapıyorsun. Mayoz bölünme geçirecek olan bir üreme ana hücremiz var. Kaç kromozomlu diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam iki en kromozomlu. Bu hücremiz mayoz bölünmenin birinci basamağını mayoz biri geçirdiği zaman kromozom sayısı ikienden nden kaça düşüyor? E ne düşüyor hocam? Mayoz iki olduğu zaman ne oluyor dersek tabiri caizse sanki mitoza benziyor. Dikkat sen hücreler en olur. Bittiği zaman tekrardan en kromozomlu oluyorlar. Mayoz 2'de de değerli hocam hücrelerimiz bölünüyor ve toplamda kaç tane yavru hücre oluşuyor? 4 tane yavru hücre oluşuyor. Baştaki hücremizin kromozom sayısı kaç en? 2 en. Bittiği zaman hücrelerimizin kromozom sayısı kaç en diye soruyorum. En kromozomlu olduğunu görüyorsun. Bu kısımları detaylı bir şekilde işleyeceğiz hocam. Mayoz bölünmede kaç tane çekirdek bölünmesi, kaç tane sitoplazma bölünmesi vardır derlerse 2 kere karyokinez, 2 kere çekirdeği böleceğiz. 2 kere de hücrenin sitoplazmasını böleceğiz. Mayoz bölünme neyi sağlar hocam derlerse cevabın genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Kalıtsal varyasyona sebep olur. Evrime katkısı var mıdır derlerse evet hocam diyorsun. Peki mayoz bölünme eşeyli mi yoksa eşeği sürülmenin temelini mi oluşturur dersem diyorsun ki mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluşturuyor. Mayoza ait olan bazı kavramlar var. Bunları sana intro olarak önden veriyorum. Karşılaştığın zaman bunları daha detaylı anlatacağım ama kulağına aşina olsun diye söylemek istiyorum. Sinapsis duyuyorsan değerli hocam. Tetrat duyuyorsan crossing over. Siz Türkler nasıl bilmiyor crossing over diyorlar. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması gibi ifadeler duyuyorsan bunlar kime özgüdür hocam diye sana diyecekler diyeceksin ki bu olaylar mayoz bölünmeye özgüdür değerli hocam. Peki bir hücre mayoz bölünme geçirdiği zaman tekrar mayoz geçirebilir mi diye sana soracaklar diyeceksin ki hayır hocam o hücre döllenmeye katılabilir. Ne demek bu diye sorarsak bizim spermana hücremiz var kaç kromozomlu olsun iki en kromozomlu olsun mayoz bölünme geçirdiği zaman kaç tane yavru hücre oluşacak diye sorarsak diyorsun ki hocam dört tane yavru hücre oluşacak Bunlara sperm olarak adlandıracağız. Kromozom sayıları kaçtır diye sorduğun zaman diyorsun ki hocam en kromozomlar. Bunlar bir daha mayoz geçirip en bölü 2 olmuyorlar. Neye katılıyorlar mı söyler misin? Bu hücrelerimiz döllenme olayına katılıyorlar ve tekrardan bir yeni canlının oluşmasına katkı sağlıyorlar. Tekrar edelim. Mayoz bölünme ile oluşan hücre bir daha mayoz geçirir mi? Hayır hocam. Neye katılıyormuş? Söyle bakayım bana. Döllenme olayına katılıyormuş. İki kere karyokinez. iki kere stoplazma bölünmesi geçiriyoruz. Genetik çeşitliliği arttırıyor mu mayoz? Evet hocam. Eşevli temeli yine kime ait? ait. Peki sinapsis duyuyorsan tetrad, crossing over, homolog kromozomlar ayrılıyor diyorsa bunlar kime özgüdür? Mayoz bölünmeye özgüdür diyorsun. Peki hocam alt taraftaki bilgi kutumuza beraber bakalım. Mayoz bölünme türdeki bireylerin kromozom sayısını nereye düşürüyor? Yarıya düşürüyor ve kromozom sayısını nesiller boyu sabit kalmasını sağlıyor. Ne demek hocam anlamadın. Gel beraber bakalım. Annemiz kaç an kromozomludur? İki an kromozomludur. O da kendi annesinden ve babasından en en kromozomları almıştır. İki an kromozomlu yapıya sahiptir. Babamız da aynı şekilde 2N kromozomludur. Şimdi babamız ve annemiz sperm ve yumurtalarını oluştururken onlar değerli hocam 2N iki en, 2N iki en verselerdi biz 4N olacaktık. Bizim çocuğumuz 8N en, 16N en, 32N en böyle katlanarak gidecekti. Dediğimi anladın mı hocam? Niye yarıya düşürüyoruz? Annemiz ne yapıyor? Mayoz bölünme geçirerek üreme hücresi olan yumurtayı oluşturuyor. Üreme hücresi olan yumurta N kromozomlu. Babamız da değerli hocam ne yapar dersek sperm üretimi gerçekleştiriyor. Bu oluşan sperm de kaç N kromozomlu ise öğrenmişsin. N kromozomlu. Bu spermle yumurta döllenme dediğimiz o olayla neyi oluşturuyor diye sorarsak diyorsun ki döllenmiş yumurta adını verdiğimiz zigotu oluşturuyor. Zigotumuz kaç kromozom söyler misin? İki en kromozom. Bu zigot mitoz geçiriyor, 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 geçiriyor. Kimi meydana getiriyor? Bir bebeği, bir yavruyu meydana getiriyor. Seni beni bu şekilde meydana geldiğini biliyorsun. Peki şuna dikkat etmeni istiyorum. Bebek kaç kromozomlu? İki en. Annemiz ve babamız kaç kromozomlu? İki en. Bu sayede türdeki bireylerin kromozom sayısını mayoz bölüme nereye indiriyor diye sorarlarsa cevabın yarıya indiriyor. İki enden ne düşüttürüyor ve bu üreme üreme hücreleri bir araya geldiği zaman oluşan zigot iken kromozomlu olduğu için kromozom sayısının nesiller boyunca hep ne olmasını sağlıyor? Sabit kalmasını sağlıyor. Anladın mı hocam bu kısmı? Çok güzel. Şimdi mayozla ilgili bilgileri öğrenmeye devam edelim. Ne zaman başlar mayoz bölümü diye sorarsak ergenlik döneminde mayoz bölüme başlıyor. Üreme hücresi üretebilir hale geliyoruz. Kadınlarda menopoz adını verdiğimiz bir dönemde mayoz bölümü sonlanıyor. Yani üreme hücresi üretemez hale geliyorlar. Menstrual döngü duruyor değerli hocam. Peki mayoz bölümü sonucunda oluşan hücreleri biz ne isim veriyoruz. En çok popüler, en çok bilmen istediğim senden isim nedir diye sorarsak gamet. Gamet üreme hücresi anlamına geliyor değerli hocam. Peki başka çok bildiğimiz kimler var? Sperm var, başka yumurta hücrelerimiz var. Bunlar bizim meşhur üreme hücrelerimiz. Peki hocam bazen ne diyorlar söyler misin? Eşe hücresi diyorlar, üreme hücresi diyorlar, bitkilerde polen diyorlar, karayosunlarında, eğrel totlarında ve mantarlarda ne ad veriyorlar? Spor ismini de alıyor. Mayoz bölüme sonucu oluşan hücrelere ne diyoruz değerli hocam? Gamet ismini veriyoruz. Nedir gamet? bir eşe hücre ya da üreme hücresi olarak adlandırıyor. Genelde sperm ve yumurtayı hakkında tutmanı senden rica ediyorum. Peki hocam mayoz bölünme vücudumuzun her hücresinde gerçekleşebilir mi diye sorarsak. Mesela duygusal bir film izliyorsun. Gözlerinden yaş akıyor. Sperm yumurta yok. Tabii ki de değil mi hocam? Mayoz bölünmeyi kimler geçirir diye sorarsak üreme organlarındaki üreme ana hücreleri bu mayoz bölünmeyi geçirebiliyorlar. Hayvanlarda biz bunlara ne isim veriyoruz hocam dersek sperm hücresi üretecek olan hücrelere iken kromozomlu hücre ki biliyorsun bunların hepsi kaç en kromozomlu? İken kromozomlu bak burada mikrospor, makrospor, ana hücresi, spor ana hücresi ismini veriyoruz hocam. Bunlar diploid tipidalar. Hayvanlardaki üreme hücresi oluşturacak olan, mayoz geçirecek olan hücrelere dişilerde yumurta hücresi, erkeklerde sperm ana hücresi ismini veriyorlar. Bitkilerde de değerli hocam sperm üretimi ve yumurta üretimini kim sağlıyor dersek mikrospor ve makrospor ana hücreleri sağlıyor. Karayosunlarında, totlarında ve mantarlarda da mayoz bölünme geçirecek olan, gamet oluşturacak olan hücrenin ismi kimdir diye sorarsak onlarda da spor ana hücresi ismini veriyoruz. Burada şunu fark ettin. Hepsinde ana hücresi var. Ana hücresi görüyorsa kaç kromozom Söyle bakayım. İkenmiş bu hücreler mayoz bölünme geçirebilirler. Süper. Şimdi mayoz bölünme geçirecek olan hücremiz aynı mitozda da olduğu gibi bir ne yapması lazım? De bakayım bana. Bir hazırlık yapması lazım. Biz bu evreye ne ad vermiştik? Söyle bakayım. İnterfaz ismini vermiştik. İnterfaz dediğimiz evremiz değerli hocam kaç basamaklıydı? G1, S ve G2 basamaklarından meydana geliyordu. Nerede DNA replikasyonu gerçekleşir diye sorduğum zaman demiştik ki hocam S, sentez, DNA burada kendini kopyalıyor demiştik. DNA molekülü kendini kopyaladığı zaman hücredeki DNA miktarı kaç katına çıkar dersek DNA miktarı iki katına çıkar diyoruz hocam. Peki bu DNA molekülleri iki katına çıktıktan sonra şimdi sana şu alt taraftaki şekli göstermek istiyorum. İyi bak hocam. Burada görmüş olduğun kromozom, en kromozom. Yan tarafta da bir kromozom var, en kromozom. Bu kromozomlar birbirinin homoloğu, homolog kromozom. Biri anneden, biri babadan gelmişler. Bunlar hocam mayoz bölüme geçirmeye karar verdikleri zaman hücrenin interfazının S evresinde DNA ne yapıyordu? Kendini eşliyordu. iki katına çıkıyordu. Bu DNA molekülleri kısalıp kalınlaştığı zaman neye dönüşüyorlardı? Kromozomlara dönüşüyorlardı. Çok iyi hocam. Şimdi dikkat etmen istediğim nokta şu. Şu gördüğüm bir nolu ve iki nolu kromatitler birbirinin neyi? Kopyası. Biz bunlara nasıl kromatit ismini veriyoruz? De bakayım bana. Kardeş kromatit ismini veriyoruz. Benzer şekilde yan tarafta turuncu renkli görmüş olduğun kromatitlere bakmanı istiyorum. 3 ve 4 de birbirinin neyi hocam? Kardeş kromatit. Ama sana desem ki burada görmüş olduğum bir nolu ile 3 nolu kromatit birbirinin kardeşi midir yoksa homoloğu mudur diye sorarlarsa cevabın bunlar değerli hocam? Birbirinin homoloğudur, benzeridir ama birbirinin aynı nükleotit dizilimine sahip değiller değerli hocam. Peki hocam mayoz bölünmeye baktığımız zaman burada kaç tane kromozom vardır diye sana sorarsam diyorsun ki bir, iki tane kromozom var. Kaç kromatit bulunur diye sorarsa cevabın ne olacak? Dört tane kromatit bulunuyor kıymetli hocam. Tetrat dediğimiz, crossing over dediğimiz olayda bu kısmı tekrardan sana hatırlatacağım. Tekrar edelim. 1 ve 3 mü kardeş, 3 ve 4 mü kardeş dersek ne cevap veriyorsun? Üçte dört birbirinin kardeşi. Bir ve iki de birbirinin Kardeşi değerli hocam 1 ile 3, 1 ile 4 homoloğu deriz 2 ve 3, 2 ve 4 de birbirinin homoloğu diyoruz kıymetli hocam Şimdi sana mayoz bölünmeye girmeden önce Güzel bir canlandırma yapmak istiyorum Yani gamet üretimini gerçekleştiriyoruz İyi, güzel Bu nasıl oluyor? Benim vücudumda mayoz bölünmeli oluşmuş olan spermlerin yumurtaların oluşma amacı nedir? Niye böyle bir şey gerçekleştiriyoruz? Bunu bu şekilde güzel bir şekilde gösterdim Lütfen değerli hocam dikkatini bana ver Güzelce anla hocam İyi bakmanı istiyorum Şimdi bak annemize bakıyorsun Kaç en kromozomlu? 2 en kromozomlu babamıza bakıyorsun. O da iken yani kromozomlu. Annemiz ve babamızın kromozomlarına bakmanı rica ediyorum. Annemde bir yeşil bir tane ne kromozom var? Gördüğünüz gibi kırmızı kromozom var. Bunları kimden almış? Kendi annesinden ve babasından almış. Güzel. Babamıza baktığımız zaman mavi mi? Mor renkte iki tane kromozom var. O da kendi anne ve babasından bu kromozomları almış ve bu annemiz ve babamız dünyaya gelmiş. Çok iyi hocam. Şimdi annemiz ne üretecek? Söyle bakayım bana mayoz bölünmeyle yumurta üretecek. Dikkat ettiysen buradaki yumurta içerisinde hangi kromozomlar? Hocam yeşil kromozom var. Kırmızı olamaz mıydı? Olabilirdi ama anneden ne gelmiş değerli hocam? Yeşil gelmiş. Babamızın üretmiş olduğu sperme bakmaları rica ediyorum. Spermde hangi kromozom var diye sorarsak hocam? Mor renkli kromozom var. Peki burada görmüş olduğun lacivert kromozom, mavi kromozom olamaz mıydı? Olabilirdi. Farklı olarak babadan mor renkli kromozom gelmiş değerli hocam. Bu oluşmuş olan yumurta ve sperm ne olacak? Döllenecekler. Döllendikten sonra zigot oluşacak. Zigot oluştuğu zaman sen de hem annenden hem de babandan gelen kromozomlar var. Biz bu kromozomları H baştan başlayan bir isim veriyoruz. Homolog kromozom diyoruz. Geçen derste ben sana söylemiştim. En kromozomlu hücrelerde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz demiştim. Niye? Çünkü en kromozomlu hücrede bir tane bir takım kromozom bulunuyor. Aynı şekilde spermde de dikkat ettiysen tek takım kromozom bulunuyor. Bu zigotumuz ne yapacak değerli hocam? Anneden ve babadan gelen bilgileri aldı. Bu zigotumuz bölünecek, 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 bölünecek. Mitoz, 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 mitoz. Kim oluşturacak? Bir yavruyu oluşturacak. Embriyoyu oluşturacak. Embriyo değerli hocam ne olacak? O da mitoz, 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 Dost, bebişimiz dünyaya gelecek. Annesinden ve babasından almış olduğu kromozomları yapısında bulunduracak ve bir bebek meydana gelecek. Bu bebeğin yapısında hangi kromozomlar var dersek aha da şu görmüş olduğu kromozomlar var. Şimdi bebek dünyaya geldi, büyüdü. Dedi ki ben ergenliğe girdim. Ben dedi evleneceğim. Vermezlerse kaçıracağım. Vermezlerse kaçacağım dedi. Buradaki yavrumuz ne yapmak istiyor? Evlenmek istiyor. Çocuk sahibi olmak istiyor. Hocam bu bizim bireyimizdeki yetişkin olan bireyimizde kromozomlar var. Doğru mudur hocam? Buradaki kromozom kromozomlara baktığımız zaman nasıl vaziyetteler diye sorarsak bir tane annesinden almış olduğu kromozom var. Bir tane de kimden almış olduğu kromozom var. Babasından almış olduğu kromozom var. Bunlar ikisi beraber bir bireyin kaçan kromozom olmasını sağlıyor? iki en kromozomlu olmasını sağlıyor. Hocam bu birey mayoz bölünme geçireceği zaman interfaz geçirmeli mi? Evet. Neydi interfaz söyler misin? Hazırlık evresiydi. Bizim bireyimiz değerli hocam interfaz evresinde G1, S, G2'nin S evresinde DNA'sını eşliyor. Eşlediği zaman DNA miktarı iki katına çıkıyor. Hocam Yan tarafta baktığın zaman bu kromozomlar yanlarına kardeşlerini yapmış oluyorlar ve görüntü şu şekilde olmuş oluyor. Dikkat ettiysen yeşil renkli kromozomun yanında bir kardeş var. Mor renkli kromozomun yanında bir kardeş bulunuyor değerli hocam. Anlaştık mı bak şunlar bebeğin neyi kardeşi? Yeşiller de bebeğin kardeşi ama yeşille mor birbirinin homologu. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey ne biliyor musun? Sen yavru dünyaya getirmek istiyorsun, çocuk dünyaya getirmek istiyorsun. Sen erkek birey olduğunu varsayalım. Ne üreteceksin? Sperm üreteceksin. Bu sperm nerede? Annenden ve babandan almış genetik bilgileri karıştırıyorsun ki doğacak olan yavru da sana benzesin ama senin birebir kopyan olmasın. Farklı bir genetik özelliğe sahip olsun. Genetik çeşitlilik bu şekilde ne oluyor değerli hocam? Artmış oluyor. Bak ne yapıyorsun? Sen de bulunan bu homolog kromozomları iyi dinle daha detaylı anlatacağım birazdan. Mayozun birinci basamağında mayoz birde birbirinden ayırıyorsun. Sen kaç en kromozomluydun söyler misin? Bana iki en muydun. Mayoz birde bu homolog kromozomları birbirinden ayırdığın için iki enden iki enden kaça düşüyor? Bak bunlar ayrı ayrı hücrelere gitmişler. Kromozom sayıları kaça düşmüş? Ene düşmüş. Yani buradaki homolog kromozomlar bir aradaysa hücremiz iken ayrı hücrelerde ise bu hücrelere en kromozomlu hücre ismini veriyoruz. Peki bir şey dikkatini çekmiş olması lazım. Şuraya bakmanı rica ediyorum. Burada görmüş olduğun kromozomda kaç kromatit var diye sana diyorum. Diyorsun ki hocam iki kromatit var. Mayoz 2'de ne oluyor biliyor musun? Bu gördüğün kromatitleri, kardeş kromatitleri birbirinden ayırıyorsun ve ne yapıyorsun? İki tane daha yavru hücre oluşturuyorsun. Burada iki tane yavru hücre oluşuyor. Burada da iki tane yavru hücre oluşuyor. Totalde 4 tane yavru hücre oluşturuyorsun mayoz bölünmenin sonucunda değerli hocam. Ve fark ettiysen annenden ve babandan almış olduğun genetik bilgiyi ne yapıyorsun? Yavru hücrelere paylaştırıyorsun. Bunlar da rastgele değerli hocam. Milyon tane sperm nereye gidiyorlar? Dişi vücuduna gidiyorlar. Bir tanesi şanslı olan yumurtayı döllüyor ve yeni bir yavru meydana geliyor. Bu sayede çeşitlilik sağlanıyor. Sen aslında annenden babandan almış olduğun genetik bilgiyi karıştırıp bir gamete, bir sperme, bir yumurtaya aktarıyorsun ve doğacak yavruna artık hangi giderse şansa onun dünyaya gelmesi için genetik bilgini oradaki üreme öncesine aktarmış oluyorsun. Burası tamam değil mi hocam? Ne yaptık? Annemizden ve babamızdan önce yukarıdan minicik tekrar etmek istiyorum. Biraz uzattım farkındayım ama daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Annemiz babamız yumurta ve sperm üretti. Bunlar döllenmeyle bir canlı oluşturdu. Seni beni oluşturdu. Bunlar hocam gelişerek ne oldu zigotumuz? Bir bebeği meydana getirdi. Bebek de ergenlik çağına geldiği zaman dedi ki ben de gamet oluşturmak istiyorum. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu üreme öncesini neyle oluşturuyor söylenmişsin bana demiştin hocam. Mayoz bölümleri oluşturuyor. Mayoz bölünmede biz önce homolog kromozomları birbirinden ayırıyoruz. Sonra kardeş kromatitleri birbirinden ayırıyoruz. Aa, sanki kardeş kromatitlerin ayrılması mitoz bölünmede de vardı. Evet hocam, mitoza da kardeşleri ayırmıştık. Zaten mayoz bölünmenin ikinci basamağı, mayoz 2 ile mitoz bölünmede kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması ortak mıdır? Ortaktır diyeceğiz daha sonraki kısımda. Buranın anlaşıldığını tahmin ediyorum. Peki hocam gel şimdi mayoz'a beraber bakalım. Mayoz bölünmeye baktığımız zaman önce ne olmasını bekliyorsun? Hücremizin bir kere hazırlık evresini geçirmesi lazım. Biz bu hazırlık evresine ile başlayan bir isim vermiştik. Interfaz demiştik. Güzel. son hocam profaz, metafaz anafaz, telofaz bir dediğimiz basamaklar. Mayoz bir basamakları oluyor. Son hocam biz ne yapıyorsun? Bölüyorsun. Burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Mayoz bir bittikten sonra bir daha DNA ne olmuyor? Eşlenmiyor. Bir kere DNA eşlenmesi oluyor. O da nerede oluyormuş? Söyler misin bana? En baştaki interfazda eşliyorsun. Bir daha DNA eşlenmesi falan yok hocam. Sonra hemen arkasından kim başlıyor? Mayoz iki gerçekleşiyor. Burada da profaz metafaz, anafaz, telofaz, stokinin oluyor ve mayoz 2'yi de tamamlamış oluyorsun. Olayın kabaca mantığını anladığını tahmin ediyorum. Dikkat etmeni istediğim nokta şu. Mayoz bölünmede sadece bir kere interfaz gerçekleşir. En başta gerçekleşir. Aha da en başta görmüş olduğun interfazımız değerli hocam burada gerçekleşiyor. Burada gördüğün mayoz 1 bittiği zaman şu boşlukta interfaz yok. Orada interkinez adını verdiğimiz bir evre var değerli hocam ama orada DNA işlenmesi ne olmuyor? Gerçekleşmiyor diyoruz. Şimdi burayı anladığını düşünüyorum. Interfazımızı yaptık. Hazırlığımızı yaptık. Yaptık. G1, S, G2. Tamam hocam hadi diyorlar ki mayoz bölünmeye başlıyoruz. Mayoz bölünmenin iki basamaklı olduğunu söylemiştik. Mayoz 1, mayoz 2. Mayoz 1'de karyokinez 1 ve stokinez yaparak iki en kromozomlu hücremizi ne yapacağız? En kromozomlu yavru hücrelere dönüştüreceğiz. Sonra mayoz 2'yi gerçekleştirip buradaki kardeş kromatikleri birbirinden ayırıp totalde 4 tane en kromozomlu hücre yapacağız. Ne demiştin? Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyordu. İki en kromozomlu hücrelerimiz en kromozomlu 4 tane yavru hücreyi oluşturuyor diye aklında tutmanı senden rica Diyorum. Şimdi bunu söyledik hocam ne yapacağız? Önce mayoz bölünmenin birinci basamağı. Mayoz 1'in profaz bir evresinden başlayacağız. Profaz bir evresinde hocam sinapsis, tetrad, crossing over gibi kısımlar var. Bu profaz bir kısmı biraz uzun anlatacağım. Hemen arkasından metafaz, anafaz, telofaz deyip oraları daha kolay gelecek ama profaz 1'de bilmen gereken çok değerli bilgiler var. Gözünü dört aç hocam. Mayoz'un ilk evresi kimmiş değerli hocam? Profaz bir. Burada kimler var? Crossing over var, tetrad var, sinapsis var, kiazma dediğimiz olaylar nerede oluyor dersek hocam mayoz 1 birim profaz bir evresinde oluyor. Güzel. Mitozda olduğu gibi burada da çekirdek zarı eriyor. Çekirdekçik kayboluyor hocam. Kromatin iplikler kısalıp kanlaşarak T ile başlayan kime dönüşüyor? Kromozomlara dönüşüyorlar. Burada hocam bizim crossing over adını verdiğimiz bir olay gerçekleşecek. Homono kromozomlar yan yana gelecekler ve dörtlü adını verdiğimiz kimleri meydana getirecekler hocam? Söyle bana tetratları oluşturacaklar. İyi bakmanı istiyorum. Benim burada hücrem vardı. İnterfaz evresindeydi. DNA kendini eşlemiş. Sonra değerli hocam profaz bir evresine geçtiğimiz zaman çekir çekirdek ne oluyor? Eriyor demiştin. Buradaki sentozomlarımız kendisini zıt kutuplara doğru hareket ettiriyorlardı. Hücrede iyi oluşuyor demiştik hocam. Şimdi bak şuraya bakmanı istiyorum. Dikkat etmeni istiyorum. Burada iki tane kromozom var. Gel senle beraber buradaki kromozomları yan yana dizelim değerli hocam. Şurada görmüş olduğum 1 ve 2 birbirinin kardeşi mi homolog mu diye sana soruyorum. Diyorsun ki hocam onlar kardeş. 3 ve 4 kardeş mi homolog mu diye soruyorum. Onlar da kardeş diyorsun. Bunlar yan yana geliyorlar. Şimdi bak burada hocam yan yana geldiği zaman sayalım. Mono, di, tri, te Dört tane yapı bir araya geldiği zaman, 4 kromotit bir araya geldiği zaman oluşan yapıya verdikleri isim nedir hocam dersek tetrat, dörtlü, monoditri, tetra, penta, hexa. Ben sana bunu karbonhidratlarda öğretmiştim hocam. Bu tetrat dediğimiz yapımız yan yana geliyorlar. Sonra şu oluyor. Bizim kromozomlarımız değerli hocam uçlarından birbirlerine dokunuyorlar, sarılıyorlar. Bu kromozomların birbirine sarılmasına değerli hocam biz sinapsis ismini veriyoruz. Sarıldıkları noktaya ne ad veriyorlar diye sorarsak kiyazma ismini veriyorlar. Kiyazma dediğimiz noktalarda kromozom. Karşılıklı olarak gen alışverişi gerçekleştiriyorlar. Bak dikkat etmeni istiyorum. Buradaki mavi renkli kromozomun bacağı artık mavi değil. Karşıda görmüş olduğun kromozomdan, homolog kromozomdan ne aldı? Gen aldı. Kendi yapısına kattı. Kendi mavi kromozomunu da karşı tarafa verdi hocam. Biz bu olaya verdiğimiz isim crossing over. Türkçesi karşıya geçmek demektir. Görmüş olduğunuz üzere şu da görmüş olduğun genler karşılıklı olarak yer değiştirdiler. Biz bu duruma ne ad veriyormuşuz? Crossing over ismini veriyormuşuz hocam. Çok güzel. Bunu söyledikten sonra devam edelim. Crossing over'ın tanımını beraber bakalım. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi olması da biz crossing over diyoruz. Aynı kromozomda olan kardeş kromatler arasında crossing over olmaz. Niye olmaz? Çünkü kardeş kromatlere bakmanı senden rica ediyorum. Burada görmüş olduğun 1 ile 2'deki genler yer değiştirse neye değiştirmez? seni. Yani. Niye? Aynı hocam. Bu yüzden kardeş kromatler arasında crossing over olmaz. Kimle? Homolog kromozomlar arasında crossing over gerçekleşiyor diyoruz. Devam edelim hocam. Crossing over ile kimlerin yeri değişiyor? Genlerin yeri değişiyor. Göz geniyle göz geni yer değiştiriyor. Saç ile saç geni yer değiştiriyor değerli hocam. Peki buradaki genler yer değiştiği zaman ne oluyor diye sorarsak genlerin yapısı değişir mi? Yani karşıya gen geçtiği zaman bir tarafı mı kestir, komple gen olarak mı gider dersek bütün olarak gen karşıya geçer. Genin sayısında bir değişiklik var mıdır? Kromozomun tamamına baktığın zaman gen sayısında bir değişiklik olur mu? Hayır ama kromozomlar gen değiştirdikleri için kromozomların yapısı değişir mi? Değişir değerli hocam. Bak bir daha göstermek istiyorum. İyi bak bu olayı daha güzel anlatmak istiyorum. Buradaki crossing over'un gerçekleştiği bölgeye bakmanı istiyorum. Burada görmüş oldum mavi renkli kromozomda gen çeşidi değişti mi? Evet. Gen sayısı değişti mi? Hayır. Aynı gene sahipler. Peki burada görmüş olduğum kromozomun yapısı değişti mi diye sorarsak cevabın evet niye? Tamamen mavi renkli görünümdeydi. Buradaki sarı renkli gene aldıktan sonra buradaki kromozomun yapısı değişmiş oldu değerli hocam. Buranın da anlaşıldığını tahmin ediyorum. Sinapsis ne demek hocam? Kiyazma ne demek? Onları da söylemek istiyorum. Sinapsis kromozomların, homolog kromozomların birbirine sarılması. yazma kromozomların birbirine temas etmiş olduğu bölge biz ne ad veriyoruz dersek ona da kiyazma ismini veriyoruz hocam. Önemli bir bilgi. Mayoz bölünmede sinapsis olur mu? Olur. Tetrat olur mu? Olur. Kiyazma sarılabilirler mi kromozomlar? Evet ama illa karşılıklı olarak gen alışverişi yapacaklar, gen değişimi yapacaklar diye bir zorunluluk yok. Yani illa mayoz bölünmede crossing over olacak diye bir şartımız yok sevgili hocam. Burada aklına mutlaka tutmanı istiyorum. Soruyoruz değerli hocam sorularda aklında olsun hocam. Peki crossing over olduğu zaman dikkat etmeni istiyorum. Neydi önceden? Buradaki kromozom maviydi bu da mavi. Maviydi, bir çeşit. Buradaki kromozom sarıydı bu da sarıydı. İki çeşit özellikten bahsedebilirdik. Doğru mudur hocam? Ama crossing over gerçekleştikten sonra dikkat, etti, dikkat ettiysen çeşitlilik ne olmuş oldu? Artmış oldu. Mavi, güzel, sarı ama mavi ve ucu sarı olan bir kromozom. Sarı ama ucu mavi olan bir kromozom oluşturduk. Bu sayede kalıtsal çeşitliliği arttırmış olduk hocam. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum değerli hocam. Şimdi sana matematiksel işlemli sorularda kolaylık sağlayacak olan bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Kolay bir yöntem hocam. Burada görmüş olduğun yapıya bizim verdiğimiz isim T ile başlayan bir isim vermiştik. Söyle bakayım bana tetrat yani dörtlü ismini vermiştik. Nasıl dörtlü diyorduk? 1, 2, üç, dört tane kromatit olduğu için dörtlü adını vermiştik. Hocam tetrat sayısı neye eşittir diye sordukları zaman cevabın şu olacak. Tetrat sayısı en kromozom sayısına eşittir. Ne demek en kromozom sayısı? Bak bir hücremiz ikiye eşittir 46 kromozomluysa en kaçtır? 23'tür. Peki bu hücre mayoz bölüme geçirdiği zaman profaz bir evresinde kaç tetrat görülür dediği zaman diyeceksin ki en kaçtı? 23. O zaman tetratta tetrat da 23'tür. Daha güzel anlatmak istiyorum. Sen diyecekler ki iki en eşittir 60 kromozomlu bir canlı mayoz bölümüne geçirdiği zaman kaç tetrat oluşturur diyeceksin. diyeceksin ki hemen şunu yapacaksın. 2 en 60 en kaç? 30. O zaman tetrat da ne olması lazım? 30 diyor. Güzel. Başka bir örnek vereyim. Sen diyecekler ki bir hücrede değerli hocam mayoz bölümünün profaz bir evresinde 10 tane tetrat oluştuğu görülmüş. Bu bölünmeyi geçiren hücrenin iki en kromozomlu yapısı kaç dedikleri zaman da şunu yapacaksın. 10 tetrat mı? Evet. En neye eşitti? Tetrat sayısına eşitti. Dolayısıyla N kaç? 10. 2'ye en kaçtır diye sorarsak 20 sevgili hocam. Ya iki katına çıkarıyorsun ya yarıya düşürüyorsun. Zorluk yok değerli hocam. Bak bir daha senin başka bir örnek vereyim. Sadece ekler ki bir hücre mayoz bölünmenin profaz bir evresinde kaç tane tetrat görülüyor diye sorarsak diyorum hocam 50 tane ne görülüyormuş? Tetrat görülüyormuş. Peki sana diyecekler ki bu hücrenin en sayısı kaçtır? Diploit olan hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Çok basit. Diyeceksin ki hocam yöntem belli. Yöntem belli. En sayısı neye eşit? Tetrata eşit. Hemen şunu yapıyorsun. 50 tane tetrat varsa en kaçtır? En de 50. Peki Pek 2N kaçtır? 2N de yüzdür. Sana eni de sorsa cevap verirsin. iki n de sorsa cevap verirsin. Bunu anlaşıldığını da tahmin ediyorum değerli hocam. Şunu da sileyim ve buradaki bilgi kutusunu hemen altını çizeyim. Sarıya boyayayım. Seninle beraber bu bilgimizi tekstirmiş olalım. Tetratta kaç kromozom var diye sorarlarsa cevabın 1, iki tane kromozom var. Kaç kromatit vardır diye sorarlarsa da cevabın 1, 2, üç, dört tane ne var değerli hocam? Kromatit olduğunu biliyorsun kıymetli hocam. Gel örneklerimizi pekiştirelim bakalım doğru yapabilecek misin? İster beni durdur kendin dene istersen benle beraber çöz hocam. Peki 2N8 kromozomlu bir hücrenin N kromozom sayısı kaçtır? Ne diyorsun ulan 2N8 ise N de 4'tür. Çok net hocam. Peki tetrat kaçtır diye sana soruyorum. Ne cevap veriyorsun? Ulan tetrat neye eşitti? N sayısına eşitti. Hemen hocam yapıştıracaksın. E o zaman tetrat da kaçtır dersek 4'tür diyorsun. Bu hücrenin profaz bir evresinde 4 tetrat görülür. Peki sperm ve yumurtası kaç N kromozom dersek diyorsun ki hocam N kromozom mudur? N zaten kaçtı? 4'tü. Peki sana kromatiti sorarsa ne cevap vereceksin biliyor musun? Tetratı kaçta çarp 4 ile de çarp değerli hocam. Bizim 4 tane tetratımız varsa tetrat şu demek değil miydi değerli hocam? Kromozomlar 2 tane kromozom yan yana geliyordu. Bunlar yan yana geldiği zaman kaç tane kromatit taşıyorlar dersek 4 tane kromatit var. Güzel. Kalem bir de güzel yasa daha mutlu olacağım hocam. Peki buradaki tetratımız 4 ise kaç kromatit vardır diye sorarsak cevabın 16 tane ne vardır? Kromatit vardır diye aklında tutabilirsin değerli hocam. Peki alttaki soruyu da beraber çözelim. 2N imiş Ne yazıyorsun? N. Ne diyorsun? 5 mi diyorsun? Ne diyorsun? Hocam 5 değil 10. Güzel. Tetrat kaç? 20 mi? Diyorsun ki hocam dalga geçme. O da 10. Aferin. Peki sperm yumurta kaçan kromozom. Onların artık gamet olduğunu en kromozomlu olduğunu artık öğrendiğini düşünüyorum. Hocam en kaçtır? 2n20 ise karpuz gibi yarıya bölerim. Tamam işte eni bulmuş olurum. Yukarıda da zaten eni bulmuştuk. Kromatit sayısını nasıl bulabiliyorsun? İster tetratı 4 ile çarp istersen burada görmüş olduğun kromozom sayısını 2 ile çarp değerli hocam. Nasıl yapacağız? Tetratı 4 ile çarparsam kaç yapar? 40 yapar değerli hocam. Peki 2n20 imiş. Bunu ne yapacağım? 2 ile çarpsam. Niye? Çünkü her kromozom ilk başta tekken kendilerinin yanlarına kardeş yaptıkları için iki kromatitli hale geliyorlar. 20 tane kromozom varsa kromatit sayısı kaçtır diye sorarsak eşledikleri için 40'tır diyorsun değerli hocam. Burası anlaşıldı mı? Aferin örneklerimize devam edelim. Bir tane daha örneğimiz var. Sonra metafaz, anafaz, telofaz, tokinez diye gideceğiz. Anlıyorsun yavaş yavaş. Güzel. Ne diyor? Somatik hücrelerinde 36 tane kromozom varmış. Bak dikkat et sana karaciğer dememiş, vücut dememiş, mide dememiş, ince bağırsak dememiş. Direkt hocam somatik demek. Ne demiştim ben sana? Somatik hücre demek kaçan kromozom mu demek? 2 kromozom. 2 kaçmış? 36'ymiş. Ben soruları çözerken şunu yapıyorum. 2 en 36 en kaç diyorum? 18 diyorum. Güzel. Sonra bir şey daha yazıyorum. Tetrat diyorum. Ona da ne diyorum? 18 diyorum. Niye? Çünkü tetrat sayısı kaç eşit? En eşit. Bunları yazmak benim işimi kolaylaştıracak hocam? Diyor ki profaz 1'de oluşan tetrat sayısı. Zaten yukarıda yazmıştım. Kaç yazıyorsun buraya değerli hocam? Söyle bana 18'i yazdım. Güzel. İkinci önce bak. Metafaz 1'deki ne sayısı? Kromatit sayısı. Kromatit sayısı neydi hocam? İster tetratı 4 ile çarp değerli hocam. İstersen kromozom sayısını 2 ile çarp. Ben hemen şunu yapıyorum. 36'yı 2 ile çarparsam kaç yaparlar? 72 mi yapıyor? Evet hocam galiba 72 yapıyor. Yanlış sen düzeltin hocam. 72 yapar. Oluşturacağı gametlerin kromozom sayısı diyor. Şimdi gamet dediğim şey neydi hocam? N kromozom Yazıyorum N eşittir. Ne diyoruz değerli hocam? 18 mi diyoruz? Güzel. Peki burada bana gametlerin kromozom formülü deseydi ki alt tarafta D sana bunu gösterdi. Nasıl yazacağız? Oluşturacağı yumurtanın kromozom formülü demiş. Hemen sazan gibi N eşittir 18 aha da yaptım deyip ne yapmıyorsun? Bırakmıyorsun. Sana kromozom neyi sormuş? Formülü sormuş. Ne yapacaksın sevgili hocam? Şöyle bakayım bana. Şöyle yapıyorsun. Totalde 18'i verecek şekilde yazıyorsun hocam. Yumurtada kaç tane x vardır diye sorarsak bir tane x yani gonozom vardır. Peki yan tarafa 18 artı x yaparsam benim gametimin kromozom sayısı 19 olur. Saçma olur. Benim totalde 18'i bulmam lazım. Ne yapman lazım? 17 artı x dersem aha da benim en eşittir 18'i tamamlamış olurum. Dolayısıyla bu oluşturacağı yumurtanın kromozom formülü nedir diye sorarsak 17 artı x değerli hocam diye ifade ediyorum. Burada dişi memeli dediği için böyle. Erkek diyeydi ne yapacaktı? Söyle bana bu sefer 17 artı x ya da 17 artı y olabilir diye yorum yapacaktım. Anladın değil mi lan? Süpersin hocam bak. Profaz bir kısmını bu şekilde öğrendik. Sonra ne oluyor? Zaten mitozdan az çok aşinasın. Kromozomlar nereye dizilecekler? Kinetokorlar iyi ipliklerine tutunacaklar. Kromozomları e hücrenin merkezine dizilecekler. Hatırla hocam metafaz merkeze dizilmek diye ben sana öğrettim. Onlar merkeze diziliyor ama mitoz bölünmede kromozomlar tek sıra diziliyorlardı. Mayoz bir metafazda dikkat etmeni istiyorum. Tetratlar yan yana diziliyorlar. Sana sorularda bunu şöyle diyecekler. Çift sıralı diyecekler. Sana sorularda karşılıklı dizilirler diyecekler. Bunları gördüğün zaman aha da de ki hocam bunlar mayoz bölünme geçiriyorlar. Bunlar metafaz evresinde dizilirler deyip kafanda tut sevgili hocam. Peki bunları dizdik dikkat ettiysen bunlar crossing over da yapmışlar mı? Yapmışlar. Parça değişimi yapmışlar. Metafazdan sonraki evreyi bana söylemeni istiyorum. Anafaz. Güzel. Anafaz kaçama ama bir. Anafaz bir de kim nereye diyorlar? Dikkat etmeleri rica ediyorum. Burada hocam dikkat et. Adamın yanına hala kardeşi var. Yan tarafa bakıyorum. Bu kromozomumuzun yanında hala hala kimi var? Kardeşi var. Yani burada kardeş kromatitler birbirinden ayrılmıyorlar. Kimler ayrılıyorlar? Annemden ve babamdan almış olduğum homolog kromozomları ben birbirinden ayrılıyorum. Bak bunlar homolog kromozomlar zıt kutuplara doğru hareket ediyorlar. Sentromer bölünmesi yok. Niye? Bak hocam kardeşler beraberler. Sentromer bölünmesi görüyorsak kardeşlere ayrıldığını aklımızda tutmamız gerektiğini öğretmiştim hocam. Kardeş kromatitler hala beraberler. Anneden ve babadan almış olduğum kromozomları ben ne yaptım? Zıt kutuplara rastgele gönderdim. Bu rastgelelik değerli hocam. Neye sebep oluyor diye sorarsak genetik çeşitliliğe sebep oluyor. Bu ne demek? Burada görmüş olduğum mor renkli kromozomla turuncu renkli olmuş görünen kromozom bu tarafa gidiyor. Güzel. Peki buradan bir sperm oldu. Bu sperm gitti. Yavruyu meydana getirtti. Bir bebek dünyaya geldi diyelim. Burada görmüş olduğum bilgi şu kromozomlardan geldiğini biliyorum. Peki ya böyle olmasaydı? Ya karşı tarafta görmüş olduğum kromozomlar bebeği oluşturacak olan spermin yapısına katılsaydı doğacak bebek farklı bir yapıda olacaktı. Yani kromozomların zıt kutuplara rastgele böyle karışık olarak dağınık olarak şans Şansa bağlı gitmesi neyi sağlıyor sevgili hocam? Kalıtsal çeşitliliği sağlıyor. Genetik çeşitliliği arttırmış oluyor. Yani zar desen bu zarı atsan hepsi her attığında 6 gelme olasılığı nedir diye sorarsan 1 bölü 6 diyorsun. Doğru mudur hocam? Sürekli 5 kere 6 gelmesi için atsam dersek 1 bölü 6, 1 bölü 6 bir sürü olasılık değerli hocam. Dolayısıyla bu anneden babadan almış olduğun kromozomlar, homolog kromozomlar zıt tutuklara şansa bağlı gittikleri için yani hangisinin hangi kutba gideceği rastgele olduğu için bu olay neyi sağlıyor? Mu? Söyle bakayım bana kalıtsal çeşitliliği sağlıyor diyorsun. Aferin sana tebrik ediyorum hocam. Anafazdan sonra ne oluyor? Telefaz oluyor. Profazın tersi oluyor. Hatırla. Çekirdek zarı oluşuyor. Çekirdekçik bir daha oluşuyor. Kromozomlar açılıp kime dönüşüyorlar? Kromatin ipliklere dönüşüyorlar. Telefazdan sonra bir daha interfaz var mı? Bir daha DNA işlenmesi var mı diyorsun? Diyorsun ki hayır hocam. Burada değerli hocam biz stoplazmamızı böleceğiz. Stokinez yapacağız. Stokinez gerçekleştikten sonra bir daha DNA replikasyonu yok hocam. En başta başta bir kere interfazda yapmıştık. Süpersin. Hocam telefazdan sonra neye geçelim? Bak stokinez 1'e geçelim. Benim hücrelerimde çekirdeklerim 2 tane olmuş artık. Artık. Hemen ne yapmam lazım? Buradaki stoplazmayı bölmem lazım. Hayvan hücrelerinde nasıl olduğunu biliyorsun. Boğumlanma olduğunu biliyorsun. Bitkilerde kim demiştik değerli hocam bu olay için? Aralemel, ortalemel, orta hücre bile oluşumuyla ne yapıyorduk? Hücreleri bölüyorduk. Dikkat ettiysen hocam. Benim hücrem bak hocam burada stoplazma bölünmesi olmadan evvel hala kaçan iken kromozom ne zaman stokinez pıtış deyip böyle kesiyoruz hücreyi. Kestikten sonra bak homolog kromozomlar birbirinden ayrıldıkları için ikenden kaça düşmüş oluyor kromozom sayısı? N'e düşmüş oluyor. Ama dikkat ettiysen her birinin yanına kimi var hala? Kardeş beraber duruyor. Birazdan da kardeş kromatitleri ayıracağız. Güzel. Mayoz bir sonucunda ne oluyor? En kromozomlu iki tane yavru hücre meydana getiriyoruz. Doğru mudur? Evet hocam diyorsun. En kromozomlu iki yavru hücre oluşturduk. Mayoz biri bittikten sonra bir daha DNA eşlenmesi yok sevgili hocam. Bir kere oluyor. Peki mayoz 2 dediğimiz olaya geçmeden evvel söyleyelim. Bu mayoz 1'de görmüş olduğumuz crossing over, sinapsis, tetrad, homolog kromozomların ayrılması olayları hangi olaya özgüdür dersek bunlar mayoz 1'de görülüyor. Mayoz 2'de bu olaylar yok sevgili hocam. Tamam mı? Bunu hakkında tutmak. Çeşit ili artıran olaylar hep Mayoz 1'de gerçekleşti diyorsun. Çok iyi. Şimdi bunu söyledikten sonra kime gelelim? Mayoz 2'ye geçelim. Mayoz 2 kolay değerli hocam. Bir numarası yok. Gayet basit. Mitozdan alışık olduğun kısımlar var zaten. Mayoz 2 kime benzer diye yazmışız. Mitoza benziyor. Peki Mayoz 1 anafaz faz 1'de kimleri ayırdın? Sen bunu öğrendin. Homolog kromozomları ayırdım. Mayoz 2 ana faz 2'de kimleri ayıracağız birazdan seninle beraber? Ne diyorsun? Hocam orada da kardeş kromozomları ayıracağız. Anafaz faz 2'de. Sanki mitozda da kardeş kromozomları ayrılıyordu. Evet hocam. Mayoz 2'de de mitoz Mayoz bölünmede de kardeş kromatitlerin ayrılması ortak ama homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor diyorsa ne diyorsun hocam? Mayoz bölünmenin anafaz bir devresinden bahsediyor diyor. Çok iyi. Şimdi gel bakalım. Gel bakalım. 50 sefer şuralara bir sürü şey yazmak istemiyorum. Artık profazın, metafazın, anafazın, telofazın ne olduğunu öğrendin değerli hocam. Profaz 2'de ne olacak söyler misin? Çekirdek zarı eriyecek, Çekirdekçi kaybolacak. Metafaz 2'de nereye dizilecek kromozomlar? Merkeze. Ama kaç sıra dizilecekler? Cevap. Tek sıra dizilecekler. Bak asker gibi yani ne dizilirler? Güzel. Mayoz 1'de metafaz Fazla kaç sıra diziliyorlardı? Orada değerli hocam. Çift sıra dizilmiş derdi. Peki hocam burada tetrat görüyor musun dersek? Burada tetratlar yok. Tetratlar mayoz 1'de kaldılar. Peki anafaz 2'de dikkat etmeni rica ediyorum. Kimler ayrılıyor? Diyorsun ki hocam burada kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorlar. Sentromer bölünmesi, sentromer ayrılması gerçekleşiyor. Buradaki kardeş kromatitler zıt kutuplara çekil, çekiliyor. Geçici olarak kromozom sayısı yine kaç katına çıktı derlerse ne cevap veriyorsun? Hocam anafaz 2'de de kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkmış oldu değerli hocam. Sonra ne olacak söyler misin? Çekirdek zarı oluşacak. Telofaz 2 olacak. Telofaz olduktan sonra stoplazmayı böleceğiz. Böldükten sonra kaç tane yavru hücre oluşturacağız? Söyle bakayım bana. 4 tane yavru hücre meydana getireceğiz. Bak kromozom sayıları kaç hep kat ettiysen en 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 şeklinde 4 tane yavru oluşturduk. Ve ne yaptık? Seninle beraber mayoz 2 basamağını da öğrenmiş olduk sevgili hocam. Amacımız burada kalıtsal çeşitliliği ne yapmak? Arttırmak. Burada dikkat etmen gereken mayoz 2'deki olay ne? Metafazda kromozomlar kaç sıra? Tek sıra diziliyor. Peki ana faz 2'de kimler ayrılıyormuş? Homologlar mı kardeşler mi? Burada kardeşler ayrılıyor. Homologlar mayoz 1'de değerli hocam ayrıldılar. Çok sık tekrar ettiğimi düşünüyorsun biliyorum ama soruları çözerken değerli hocam bu benim sesim kulaklarında yankılanacak. Semih hoca bunu bastıra bastıra söylemiş mis gibi soruları yapacaksın hocam. Anlaştık mı? Özür dilerim hani çok tekrar ediyorsam sürekli tekrar edip edip duruyorsam kızma bana şu an için. Hocam mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği ne sağlıyor diye sana soracaklar. Diyeceksin ki bir ney? Crossing over. Kromozomların ne olması? Karşılıklı olarak gen alışverişi yapması hocam. Peki her seferinde crossing over şart mı demiştim? Hayır. Ama crossing over çeşitliliği arttırıyor demiştik. Peki homolog kromozomların rastgele birbirinden ayrılması, zıt tutuplara gitmesi bu da neyi sağlıyor? Bu da hocam mayoz bölümünde kalıtsal çeşitliliği sağlıyor diyoruz. Aferin sana tebrik ediyorum hocam. Şimdi senle beraber ne öğreneceğiz dersek hatırlıyor musun? Mitozda kromozom sayısı ve DNA miktarı ile ilgili güzel bilgiler öğrenmiştik. Aynısını mayoz için yapacağız değerli hocam. Yine dikkat etmeniz nokta şu. Önce şuradaki sevgili hocam gösterdiğim yere bakmanı istiyorum. Önce burayı yapacağız. Buradaki kromozom sayısı ve DNA miktarını göstereceğim sana. Bitsin. Hemen yan taraftaki grafiklerde de bu bilgileri ne yapacağız değerli hocam? Yorulmayacağız. Gel yani hocam beraber yaklaşalım. Önce seninle beraber DNA miktarı kısmını öğrenelim. Bak buraya bak hocam. Buraya bak. Diğer kısma bak. Kromozom sayısını şimdi istemiyor. DNA miktarımız 4 çarpı 10 üzeri x 12 miligramla 10 üzeri 12 kısmına bakma. Beni burada alakadar eden kısım kim? 4. Güzel. 4'müş. Güzel. İnterfaz olmuş. İnterfazda ne olacak? DNA kaç katına çıkıyordu? 2 katına çıkıyor. Bakayım hocam. DNA miktarım 2 çıkmış mı? 8. 4'ten kaç olmuş? 8 olmuş. İyi, güzel. Peki mayoz 1'de ne olacaklar? Kromozomlar birbirinden ayrılacaklar. Homolog kromozomlar ayrılıyor demiştik hocam. Benim 8 olan DNA miktarı ne olacak? Eşit i̇şte olarak paylaştırılacak. 4 buraya, 4 karşı tarafa gidecek. Mayoz 2 olduğu zaman ne olacak söyler misin? 4'ü kaç olarak paylaştıracağım hücreme? 2, 2 diye paylaştıracağım. Burada da 4 vardı. Ona da 2, 2 olarak paylaştıracağım. Bak sağlamasını yapalım. Toplamda 2, 4, 6, 8 miligram DNA'mız var. Buradaki hücremizde toplamda kaç vardı. dersek 8 var. Fark ettiysen değerli hocam 8'i 2'ye böldüm. 4 4 bölüştürdüm. 4'ü de 2'ye böldüm. 2 2 diye bölüştürdüm hocam. En baştaki hücremin DNA miktarı kaçsa söyler misin? Onunki de 4'lü sevgili hocam. Peki şu yorumu yapmanı senden rica ediyorum. Burada görmüş olduğun en kromozomlu hücrelerin A DNA miktarı kaçmış? 2'ymiş güzel. Bu ne olsun? Şu görmüş olduğun arkadaşımız sperm olsun. 2'si olsun bunun. Buna da bir tane kim gelecek? Söyle bakayım bana. Yumurta gelecek. 12 kaç oluyor? 2 olacak. Bu 2 ile 2 toplaşacak. Kaç olacak benim hücremin DNA miktarı? Yine 4 olacak. E baştaki hücremin DNA miktarı kaçtı? 4'tü. Yani bir şey değişmemiş oldu. DNA miktarı sabit kalmış oldu. O yüzden yarıya düşürüyoruz. Anladık mı hocam burasını? Aferin hocam. Burayı hemen senin için silmek istiyorum. Şimdi geldik hocam kromozom sayısı kısmına. Bu arada bu bilgileri iyi öğren. Alt tarafta senin için burada çıtır bir sorun var. Onu da çözmeni istiyorum senden. Ha ona göre dikkat et hocam. Şimdi bak kromozom sayısı kısmına beraber bakalım. Benim hücremin kromozom sayısına bakıyorum kaçmış? 20'ymiş. İçeride 20 tane kromozom varmış. Güzel. Peki bu kromozom sayısına baktığımız zaman interfaz evresi geçirdiğimiz zaman benim hücrem daki kromozom sayısı hala kaç? Yine 20. Nasıl? Bak burada iki tane kromozom var. Burada değerli hocam hala iki tane kromozom var. Yanlarında kardeşleri olmuş olması kromozom sayısını arttırmıyor demiştik hocam. Biz buradaki sentromer sayılarına bakarak kromozomları yorumlayabiliyoruz hocam. Peki kromatit sayısını sana sorsalar 20 kromozomlu bir hücrenin kromatit sayısı kaçtır derlerse ne cevap veriyorsun değerli hocam? 40'tır diyorsun. Niye? Çünkü her kromozomun yana neyi var? Kardeşi var değerli hocam. 40 kromatit var. Peki tetrat sayısını sana sorsalar nasıl hesaplıyorsun? Bunu da öğrendiğini tahmin ediyorum. Tetrat neye eşit? Hocam söyle bana tetrat sayısı. En kromozom sayısına eşit. Benim hücrem kaç n kromozomluymuş? 2n 20'ymiş. Tetrat kaçtır? Şak. Hemen diyorsun ki hocam 10 tane tetratım var. Süper. Peki mayoz bölünmenin birinci basamanda mayoz 1'de, mayoz 1'de kimler birbirinden ayrılıyordu? Söyle bakayım kardeşler mi homologlar mı? Öğrendin sen. Homologlar. Homologlar birbirinden ayrılıyor. Dikkat etmeni istiyorum. Kırmızı bir hücreye, yeşil olan bir hücreye gitmiş. Benim o 2n 20 olan kromozom sayım kaça düşecek? N değil 10'a düşecek. Dikkat etmene devam etmeni istiyorum Değerli hocam. Buradaki kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığı zaman bir tane hücreye bir kromatit, diğerine de bir kromatit gidecek. Buradaki kromozom sayım ne olmayacak değerli hocam? 10 iken yine kaç olacak? 10 olacak. Herhangi bir değişiklik olmayacak değerli hocam. Mayoz 1'de 2 nden kaça düşürdük kromozom sayısını? N'e düşürdük. Mayoz 2'de ne oldu diye sorarsak N'di değerli hocam. Bizim kromozom sayımız yine ne olacak diye sorarsak N olacak. Her bir hücrenin kromozom sayısı 10 olacak. Buranın da anlaşıldığını tahmin ediyorum değerli hocam. Şimdi yan tarafa bakalım. DNA miktarını benimle beraber yorumlamanı istiyorum. Şuradan da kopya çekmen için kenar kısmı biraz da açık bırakıyorum ki daha kolay yapabilelim. Bak benim hücremin DNA miktarı kaç olsun? 2'ymiş yani 4'müş güzel. İnterfaz olduğu zaman S evresinde biz DNA'mızı ne yaptık? Eşledik güzel. Eşlediğimiz zaman DNA miktarı kaç katına çıktı? 2 katına çıktı. Bakalım 4'ten kaça çıkmış? 8'e çıkmış. 2'ymiş kaça çıkmış? 4'e çıkmış. Gayet güzel devam ediyoruz. Benim mayoz birimde değerli hocam profaz, metafaz, anafaz, telofaz gidiyor. Ne zaman stoplazmayı bölüyorum? Stoplazmayı böldüğüm zaman benim DNA miktarım 8'den kaça düştü? 4'e düştü. 4x'ti kaça düştü? 2x'e düşmüş oldu. Süper. Bu mayoz 1'de olan kısım. Peki mayoz 2'de ne oluyordu değerli hocam? Mayoz 2'de ne oluyordu? Söyler misin? Bizim bir daha DNA işlenmesi oluyor mu dersek? Hayır hocam. DNA replikasyonu yok demiştik. Sonra ne olacak? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz olacak. Sitoplazmayı böldüğü zaman değerli hocam, kardeş kromatitler birbirinden ayrılınca DNA miktarı 2x'ten kaça düşecek hocam? x'e düşecek. Bakalım. 4'müş. Güzel. Kaça düşmüş? 2'ye düşmüş her birinde. Gördüğünüz üzere başta 2x'ti. İnterfazda DNA miktarı iki katına çıktı. Mayoz 1'de değerli hocam stoplazma bölünmesiyle tekrardan 2x'e düştü. Mayoz 2'de değerli hocam stoplazma bölünmesiyle kaça düştü dersek x kromozom x DNA miktarına düşmüş oldu. Bakalım 4'tü, 8'e çıktı. 4 4 bölüştüler. Her bir hücreye de 2 2 olduğunu paylaşıldığını gördün hocam. Gel şimdi kromozom sayısına bakalım. Benim hücremin kromozom sayısı kaçtı? 20 idi. Güzel. Peki hocam 20 tane kromozomum var. Mayoz 1'de anafazda kimler ayrılıyor? Homolog kromozomlar ayrılıyor. Kardeş kromatitler birbirinden ayrı ayrılmadıkları için buradaki kromozom sayım geçici olarak iki katına çıkması durumu söz konusu değil değerli hocam. Bu çok değerli bir bilgidir. Tekrar diyorum. Mayoz 1, anafaz 1'de homologlar ayrıldığı için, kardeşler ayrılmadıkları için kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkmaz. Bak gördüğünüz üzere 20 gitmiş. Mayoz 1'de değerli hocam homolog kromozomlar ayrı hücrelere ayrıldıkları için kromozom sayım 20'den kaça düştü? 10'a düştü. Sonra ne olacak? Mayoz 2 anafaza bak. Mayoz 2 anafaza bak. Kardeş kromatitler birbirinden ayrıldıkları için buradaki kromozom sayım geçici olarak ne olacak? iki katına çıkacak. Ne zaman stop stoplazmayı böleceğim? Benim kromozom sayım tekrardan değerli hocam ona düşecek. Başladığı yere gelecek kıymetli hocam. Bu grafiği de ve üstteki grafiği de anladığını tahmin ediyorum. Bakalım anlamış mıyız? Bakalım buradaki örneğimizi seninle beraber güzel bir şekilde yapabilecek miyiz? Önce kolay olan DNA miktarı kısmını yapalım. Hazır mısın? Kaçmış? 6 çarpı 10 üzeri. O eksi 12 miligrammış. 6 beni ilgilendiriyor şu an için. İnterfaz olunca DNA miktarı kaç katına çıkar? Sen cevap ver. Ben yazayım. 12 mi diyorsun? Aferin. 12 oldu. Peki burada payoz 1 geçirdiğimiz zaman ne olacak? Bunlar paylaştırılacak. Kaça bölüştürüyoruz diye sorarsak 6 bu tarafa vereceğim. 6 da diğer tarafa vereceğim. Peki mayoz 2 olduğu zaman ne olacak söyler misin burada sevgili hocam dersek diyorsun ki bu 6'ı da bölüştür hocam diyorsun bana. 3 bir tane hücreye 3 tane bir tane hücreye gelecek ve bu şekilde DNA miktarını ne yapmış olduk? Eşit i̇şte olarak paylaştırmış olduk. Bak kaçtı? 12 idi. Mayoz bittiği zaman 3, 6, 9, 12. Evet hocam eşit işte olarak DNA miktarını bölüştürmüşüz. Peki hocam kromozom sayısını beraber yapalım. 2'en kaçmış? 16'ymış. Ne diyorsun? 16'yı yazdım. Güzel. Peki kromozom sayım kaç hala? İnterfaz geçirsem de. Yine 16 hocam. Her kromozomun yanına kardeşi olduğunu biliyorsun. Hemen buraya ne yazdım? 2 eşittir 16 yazdım. Peki kromatit sayısı diye sana sordukları zaman ne cevap veriyorsun? Diyorsun ki hocam kromatit sayısı dediğim zaman 2 ile çarpmam gerektiğini biliyorum. Niye? Artık interfazdan sonra DNA kendini eşledikten sonra kromatinik bir kromozoma dönüştüğünde 2 kromatitli yapıya sahipti. Dolayısıyla benim kromatit sayım kaç? 16 mı 32 mi? Ne diyorsun? 32 tane neyim var değerli hocam? Kromatitim var. Tetra sayısı diyor. Ne yapacaksın? Tetatı nasıl hesaplıyorduk derse Neye eşitti? N sayısına eşitti. 2N eşittir 16 ise N kaç? 8'dir değerli hocam. Tetatı da buraya şak deyip 8 diye yazdım. Aferin sana. Peki mayoz 1'de homologlar ayrıldıkları için kromozom sayısı 2N'den kaça düşüyordu? N'e düşüyordu. Yaz N e eşittir 8. Yaz N e eşittir 8. Mayoz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrıldıkları için kromozom sayısı bir daha yarıya falan düşmüyor. Normal hocam neyse o kalıyordu. N e eşittir 8 buna yazdım. N e eşittir 8 de buna yazdım. Aynı şekilde bunlarda da N8, N8 yazdım mister gibi örneğimi de çözmüş oldum kıymetli hocam. Bu örneği çözerek öğrendiğimiz bilgileri pek istediğimizi düşünüyorum inşallah faydalı olmuştur. Çok az kaldı alt tarafta birkaç tane daha örneğim var değerli hocam. Sağ tarafta sana sorularda sıklıkla göreceğin benim de nasıl yaptığımı göstermek istediğim bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Tetrat saymak, kromozom saymak. Nasıl yapıyorlar? Nasıl anlıyorlar? Diyorsun ya soruya bakıyor adam diyor ki ulan bu mayozmuş, bu mitozmuş. Buna nasıl karar veriyor diye merak ediyorsun ya. Sana bunu göstermek istiyorum değerli hocam. İlk kez, ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Tetrat sayısını nasıl hesaplayacağız? Dörtlü demekti. Şekle bak. Hücrenin içerisine bak. Tetrat dörtlü demek değil mi? Güzel. İki tane kromozom lazım bana. Bu bir kromozom. Şu gördüğün de bir kromozom. İki tane kromozom yan yana gizil gelmiş. Çift sıra dizilmişler. Bu bir nedir? Söyler misin bana? Tetrattır. Bu bir tetrat. Güzel. Burada bir tetrat var. Aa burada da bir tetrat var. Ana burada da bir tetrat var. Kaç tetrat var diye hocam sana soracaklar. Ne cevap vereceksin? Hocam ben burada üç tane tetrat gördüm. O zaman diyorsun ki tetrat sayım kaç? Üç. Güzel. Şimdi Semih Hoca gibi düşünüp şunu yapman lazım. Tetrat üçmüş. N 3. Düşmüş. O zaman bu hücre 2 n eşittir kaç? 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin görüntüsü bu. Bu dediğimi anladın mı hocam? Ne yaptığımı tekrar söylüyorum. Tetratı saydım. 1, 2, 3. N eşittir 3 dedim. Tetrata eşit olduğu için. 2 N eşittir de 6 yazdım. Bu 2 N kromozomlu hücre 6 kromozomludur ve mayoz bölünme geçiriyordur. Nereden anlıyorum? Tetratları gördüğüm için. Devam ediyorum. Bölünme sonucunda oluşan bak dikkat et. Bölünme sırası dememiş. Bölünme öncesi dememiş. Bölünme sonucu mayoz bittikten sonra oluşan hücrelerin kromozom sayısını sormuş. Ne diyorsun? 2 en eşittir Altı mı diyorsun Sazan gibi? Hayır ne diyorsun? Hocam bu bölünme bittiği zaman mayoz bölünme bittiği zaman kromozom sayısı yarıya düşen yani oluşan hücrelerin kaç ön olması lazım? En olması lazım. Yani en eşittir 3 yazman gerekiyor. Ne diyor? Diploid hücrenin kromozom sayısını sormuş. Yani bölünme başlamadan evvelki hücrenin kromozom sayısı yani iki en kromozomluyu sormuş. Ne diyorsun? 2N eşittir Altı diyorsun. Mister gibi çözüyorsun. Anladın mı? Neye bakıyor Semi hocam? Tetras sayısına bakıyor. Güzel. Uzun bir ders oldu biliyorum ama artık yapacak bir şey yok. Mayoz bölümü mis gibi öğrendiğini tahmin ediyorum hocam. Artık sorularda görünce kaçırmazsın. Bak hocam kaç tetrat var? Nasıl yapıyoruz? Neye bakıyorsun? Artık sen de benimle beraber aynı şeyi gördüğümü düşünüyorum. Sayalım beraber bu bir tetrat mı? 1, 2, 3, 4. Ne diyorsun? Aha da diyorsun ki hocam 4 tetrat var. N eşittir. 4 kromozomlu bu hücrenin mayoz bittiği zamanki hücrelerinin 2N kaçmış söyler misin? 2N de 8'miş. Mis. Bunları yazdın. Tetratı da kaç olduğunu artık görüyorsun benle beraber. Artık bakabildiğini de tahmin ediyorum. Görünce artık sorularda diyeceksin. Abi buradaki tetratı karpuz gibi görüyorum. Kaç tetrat var diye soruyorum bölünsün 4. Peki bölünme sonucunda oluşan, bak hocam 2N demiyor, bittiği zaman oluşan hücrelerin kromozom sayısı ne diyorsun? N eşittir kaç? 4 dedim. Diploid hücrenin kromozom sayısı deseydik sana bu üreme ana hücresinin kromozom sayısı kaçtır dediği zaman hemen 2N aklın gidecek. 2N eşittir 8 diyeceksin sevgili hocam. Sana dese ki bu diploid hücrenin kromozom formülü dese ne yapacaksın? 2N eşittir diyeceksin. Bu birey erkek ya da dişi olması lazım. Dişi olduğunu varsayalım. XX dedim. Peki bir de buna otozom lazım. Ben gonozomunu yazdım 2 diye. A 6 artı x x toplam kaç etti? 8 etti. Aha da sana kromozom formülü eğer isteseydi. Anladın mı sevgili hocam? Aferin sana. Gel bir tane daha sevgili hocam sana son bir kısım göstereceğim. Hemen arkasından yolumuza devam edeceğiz. Bu örnek de benim için çok değerli. Bak iki şekil verecekler sana böyle. Diyecekler ki hangisi kesin mayoz dersin. Bakınca dersin ki bu mayoz. Hangisi ula mitoz da olabilir ya da mayoz 2'nin bir evresi olabilir gibi sana sorularda yorumlattıracak. Gördüğün zaman hangisi mitoza hangisi mayoza aittir diye seçmeni isteyecek sorular göreceksin. Şunu yapacaksın. Önce tetrat ara. Zaten görüyorsun zaten. Benim konuşmamı bekliyorsun şu an için. Bu bir tetrat mı hocam? Tetrat. Bu da bir tetrat mı? Tetrat. Akıllı çocuksun söyle bana. Kaç tetrat gördün? 2. O zaman diyoruz ki n eşittir 2. 2 n kaç? Dört diyorsun. Buraya kadar sorun yok. Bu gördüğün bir nolu şekil. Mitoza ait? mayozama ait dersem hocam bu evre bariz neye ait? Mayoz bir metafaza ait. Doğru mudur hocam? Niye metafaz bir dedim? Çünkü kromozomlar hücrenin neresinde dizilmişler? Merkezde dizilmişler. Eğer şu gördüğün kromozomlar biraz uzaklaşmış olsaydı? Diyecektin ki mayoz 1 anafaz 1. Ayrıldıkları evre diye yorum yapacaktın. Devam et. Yan tarafta bir şekil daha görüyorsun. Ne görüyorsun sevgili hocam? Ana kromozom var. Kaç kromozom var? 4 kromozom var. Ama tetrat yok farkındaysan ne yapacaksın biliyor musun? Burada görmüş olduğun evre mitoza mı aittir? Yoksa mayoz 2'ye mi aittir diye sana sorarlarsa ne cevap verirsin? Hocam mitoz da olabilir. Mayoz 2'ye ait kardeş kromozomların birbirinden ayrıldığı bir evrede olabilir diyorsun. Bu görmüş olduğumuz evre ne olabilirmiş? Mitoz, metafaz olabilir ya da ne olabilir hocam diye sorarsak mayoz 2 ne olabilir diye sorarsak söyleyelim metafaz 2 olabilir diyoruz sevgili hocam. Niye metafaz 2 dedim? Merkeze dizildikleri için. Peki bir yorum daha yaptırmak istiyorum sana. Bak ben şunu kullanıyorum çünkü. Burada kaç kromozom var değerli hocam? 1, 2, 3, 4. Neleri saydık? Sentromerleri saydık. 4 tane kromozom var. Peki bunlar birbirinden ayrılsalardı. Ayrılsalardı. Yukarı kaç tane kromozom gidecekti diye sana sorsam diyorsun ki hocam 1, 2, 3, 4 tane gidecekti. Doğru mudur hocam? Eğer bu hücre mayoz geçiriyor olsaydı her hücrenin içerisinde 4 tane kromozom olacağı için diyecektim ki hocam bu hücre en eşittir 4 kromozomlu bir hücre olacaktı. Yani bu bölünmeye geçiren hücre 2N eşittir kaç? 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bir evre diye yorum yapabilirsin sevgili hocam. Eğer mayoz bölünme olduğunu düşünüyorsan. Mitoz bölünme diye sorsaydı ne yapacaktın diye sorarsak sevgili hocam hemen buradaki kısımları siliyorum. Eğer mitoz bölünmeye ait deseydi şunu diyebilirdin. N eşittir 4 kromozomlu bir hücre mitoz geçiriyor olabilir. Ya da değerli hocam 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre mitoz bölünme geçirebilir gibi bir yorum yapabilirdin değerli hocam. Burada görmüş olduğun kromozomların renkleri her zaman uygun olarak verilmediği için bu şekilde yorum yapabilirsin diyorum. Bak kesin demiyorum. Bu şekilde yorumlayabilirsin. Eğer mitozla ilgili düşünüyorsan N eşittir 4 kromozomlu bir hücre mitoz geçirebilir ya da 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücre mitoz bölünme geçirebilir diye yorum yapmanı senden rica ediyorum. Anlaştık değil mi değerli hocam? Hangi hücre kesinlikle mayoz geçiriyor. Neye bakıyorsun? Tetratlara bakıyorsun. Hangisi mitozda ya da mayozda geçirebilir derlerse de yan taraftaki iki nolu hücremizin olduğunu değerli hocam öğrendiğini tahmin ediyorum. Çok az kaldı. Son sayfadayız. Gel hocam. Diyor ki bir bilgi kutusu yazdım senin için. Eğer hücremiz bir bölünme geçirmiş ve kromozom sayısı değişmediyse, başlangıçta ve bittiğinde de aynı kromozom sayısına sahipse bu hücre hangi bölünmeye geçirmiştir diyebiliriz. Mitoz geçirmiştir diyebiliriz. İkiye bak. İki nolu evvede değerli hocam bizim hücremiz iki nolu bölünmede iki enden kaça düşürmüş kromozom sayısını? E ne? Düşürmüş? sürmüş. Bu hücremiz hangi bölüme geçiriyor diye soru, soru sana sorarlarsa ne cevap veriyorsun? Mayoz geçiriyor olabilir. Eğer hoca hücrenin kromozom sayısı enmiş gitmiş iki ene çıkmış gibi bir soru sorarlarsa da ne, ne cevap vermen lazım? Demek ki hocam gametler bir araya gelmişler. Döllenme gerçekleşmiş. O yüzden 3 nolu olay nedir gibi bir yorum yaparlarsa 3 de hocam döllenmedir diye yorum yapmanı senden rica ediyorum hocam. Peki kadınlarda dişilerde mayoz bölüme görülüyor. Güzel. Mayoz bölünmeyle oluşan hücrelerin hepsi döllenmeye katılmıyorlar değerli hocam. Dişilerde mayoz bölünme geçiren üreme ana hücresi yumurta ana hücresi mayozu geçiriyor. Mayoz 1'i geçiriyor. 2 tane hücre oluşuyor. Bu iki hücre bir daha mayoz 2'yi geçirdikten sonra oluşan 4 tane hücrenin 3 tanesi kutup hücresi olarak adlandırılıyor ve bunlar değerli hocam yeterli stoplazmaya sahip olmadıkları için ölüyorlar. Kalan tek bir hücremiz nedir dersek buna da yumurta ismini veriyoruz. Döllenmeye katılan budur değerli hocam. Soru. Dişilerde mayoz bölünme sonucunda 4 tane yavru hücre oluşur. Evet. Hepsi döllenmeye katılır. Hayır hocam diyorsun. Bir tanesi katılır. Ona da yumurta ismini veriyoruz. Peki erkeklerde durum nasıl hocam diye sorarsak. Erkeklere değerli hocam durum farklı. Mayoz bölünmeli oluşan hücrelerimizin ismi kim? Sperm. Milyonlarca sperm ne yapıyorlar? Yumurtaya doğru hücum ediyorlar. Erkeklerde oluşan gametlerin hepsi döllenmeye ne yapılabilir? Katılabilir diye yorum yapmanı senden rica ediyorum. Aferin hocam tebrik ediyorum. Konu anlatım kısmını bitirdik. İki tanecik minik örneğim var. Hemen ardından konumuzu bitiriyoruz. Mayoz bölünmeli öğrendiğini tahmin ediyorum. Biraz uzun geldi ama bence güzel anladığını tahmin ediyorum hocam. Diyor ki mayoz bir bölünmesi profaz, metafaz, anafaz, telofaz, tokinez diye evrelerden oluşur diyor. Buna göre bu evrelerle ilgili olarak hangisi doğru olamaz? diye soru bize sormuş. Birinci öncül. Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda sentromer ayrılması gerçekleşmediği için evet hocam eşlenmiş olan kromatikler bir arada bulunabilir diyor. Telofaz 1'de evet hocam telofaz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrıldıkları için daha sentromer bölünmesi, sentromer ayrılması gerçekleşmemiştir. Bu hücremiz telofaz 1 evresinde olabilir mi? Olabilir. Niye? Sentromer bölünmesi mayoz 2'de gerçekleşiyordu. İkinci öncül okuyalım. Homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yeriye inmesinin temeli atılır. Hangi evrede? anafaz? Faz 1'de anafaz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara gider demek istiyorum hocam. Burada yorum yapabilirim. C şıkkına bak. Homolog kromozomlar iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılırlar ve hücrenin zıt kutuplarına çekilirler. Ne diyorsun hocam? Zıt kutuplara çekilme evremiz neydi? Anafaz 1 evresi lazımdı bize. Homolog kromozomlar ayrılması dediği için cevap sanki C gibi ama diğerlerine de bakalım. Sentromozomların arasında iplikleri oluşur. Profaz 1'de olabilir mi? Olabilir. Hayvan hücrelerinde mikrofilamentin etkisiyle gerçekleşir demiş. Bu olaydır dersek sitokinezdir. Evet hocam. Hayvanlarda sitoplazma bölünmesi mikrofilament Der. etkisiyle yardımıyla ile gerçekleştirdik. Bu sorunun cevabı C dedim. Son numbalı sorumuza bakalım hocam. Aha bak ne göstermiş sana? Kromozomlar hücrenin içerisinde bulunuyorlar. Hangi hücre, hangi evreye ait? Bunu bilmemizi istiyor sonra bizden hocam. Bak hocam ne görüyorsun iki evrede? Aha bak tetratların ayrıldığını görüyorum. Ben buna derdim ki kesin hocam bu anafaz evresidir. Niye? Çünkü homolog kromozomlar ayrılıyor. Anafaz 1 mi 2 mi dersem bence anafaz 1 derdim. Güzel. Peki birinci şekle bakmaları rica ediyorum. Ne görüyorsun? Kromozomlar tek sıra dizilmişler. Tek sıra dizildilerse değerli hocam bu ne olur diye sorarsa yukarıda mayoz bölünmeye ait bir evre verildiği için bu mayoz bölünmenin mayoz 2'nin kimidir diye sorarsak metafaz söyle bana. Metafaz 2 no'lu evrestir değerli hocam. 1 no'luya metafaz 2. 2 no'luya ne aramamız lazım söyler misin bana? Anafaz bir aramam lazım. Ah da zaten 2 tane öncülümüzü bulduk hocam. Sonuncusu kalmış. Üçüncüye bakalım. Üçüncü hücremize bakalım. Burada kromozomların çekirdek içerisinde yavaş yavaş zarın eridiğini görüyorsun değerli hocam. Sendrozomlar kutuplara çekilmiş ve iyi ipliği oluşturmuşlar. Bu hangi evredir diye sorarsak bu da hocam profaz 2 diye bir Niye hocam? Söyle bana. Bak burada kaç kromozom var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftaki 3'e bakmanı istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane kromozom var. Demek ki mayoz 1 bitmiş. Mayoz 2'nin profaz evresidir. Doğru cevap ne olur diye sorarsak doğru cevabımız B seçeneği kıymetli hocam. Uzun bir dersti farkındayım değerli hocam. Birazcık yorulduğunu düşünüyorum ama gayet güzel sabırla beni dinlediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra seninle beraber bu bildiklerimizi pekiştirmek için mutlaka izlemeni istediğim 10 tane soruluk mayoz bölümüyle ilgili sorularımız var. Hemen arkasından da gelecek eşey süreme konusundan bahsedeceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mitoz ve mayoz bölünmenin farklılıkları sadece mayoza ait olan olaylar sorularda sıklıkla karşına gelir. Değerli hocam bu dersimizde mayoz bölünmeyi güzelce öğrendik. Hemen arkasından gelen soru çözümüyle bildiklerimizi pekiştireceğiz. Kanalıma abone değilsen Allah seni davul etmesin. Dün yine kontrol ettim. La %71 abone olmadan dızlayıp kaçan %29 seni biliyorum sana bir şey demiyorum. Sen Biyosem Sevda ama Aho kaçıp gidenler ah o zulümler Allah sizi davul etmesin. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak değerli hocam. Bay bay. Çavs.